Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Bugün pazar günlerden ve Belarus'ta Minsk'te, Minsk'in şehir dışında köy hayatındayız. Bunlara dacha deniliyor. Sadece yazın, yani yaz sezonunda havalar ısındıktan sonra kullanılan evler. Çiftlik evleri maliyetinde, yani uygun fiyatlı mal ediyorlar, bunları inşa ediyorlar. Devletin verdiği araziler zamanında Sovyetlerden sonra verilen arazilerde kurulmuş. Kooperatif olarak, yani her bölgede ayrı ayrı kooperatifler oluşturulmuş. 50-100 tane arsa şöyle tek tek oluşturuluyor arkadaşlar. Sonra inşa ediliyor. Genelde aynı iş yerinden, aynı fabrikadan çalışanlara verilmiş. Şöyle görüyorsunuz, henüz ilkbahar, Nisan olduğu için tam yeşillenmemiş. Belarus soğuk. Bugün 15 derece hava. Şöyle size kısaca göstermeye çalışıyorum. Belarus'ta dacha hayatı. Çok duymuşsunuzdur dachaları. Köy hayatı nasıl oluyor görelim. Küçük bahçeleri oluyor. Bizdeki yazlık hesabı. Küçük bahçeleri oluyor. Bu da yeni inşa ediliyor herhalde. Yeni bir bölüm eklemiş, görüyorsunuz. Küçük bahçeleri oluyor. Bahçelerinde işte domates, salatalık, patates, soğan ekiyorlar. Elma, armut ağaçları oluyor. Bizdeki vişne gibi meyve veren ağaçlar oluyor. Kiraz, çilek eken oluyor. Düz toprağı varsa. Şöyle gösteriyorum. Görüyorsunuz. Öyle kimisi veranda inşa etmiş bahçesine keyif yapmak için. Güzel güzel ağaçlar ekmiş. Çam ağaçlarına benzer. Şöyle sınırını belirlemek için tel örmüş. Ben de pazar günü hava güzelken dacha'ya geldim. Bunlarda ısıtma yok. Bir soba benzeri, şömine benzeri bir ısıtma sistemi oluyor. Elektrik çok güçlü değil buralarda. Çünkü şehrin, Minsk'in yani 30-40 kilometre dışındayız. Şöyle görüyorsunuz. Öyle göstereyim. Etrafı orman. Yani bizim, yani şu gördüğünüz orman. Şöyle. Köpeğimi de görüyorsunuz. Köpeğimle geziyorum. Temiz havadayım. Buralarda tuvalet dışarıda oluyor, bahçede oluyor ve kanalizasyon sistemi yok. Kanalizasyon sistemi olmadığı için tuvalet sıkıntılı. Su sadece Mayıs ayında açılıyor. Eylül'e, Ekim'e olmuyor. Eylül'e kadar, 15 Eylül'e kadar su oluyor bahçede. Çeşmeden su oluyor. Ondan önce açamazsınız çünkü kooperatif, dediğim gibi, yönetici suyu açıyor. Mayıs'ta 9 Mayıs'a kadar, 1 Mayıs 9 Mayıs arası hava sıcaklığına bağlı açıyor. Çünkü gece hala soğuk olabiliyor. Dün gece mesela -3 dereceydi. Sıcaklıktan dolayı su Mayıs ayında açılıyor. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, aşağıda da dachalar var. Zaten ormana sınır oralar. Ormanın içinde temiz hava, oksijen deposu. Toprakları da şöyle küçük, yani görüyorsunuz. Yani öyle çok da büyük değil. Ne kadar yapar? 5 metreye 10 metre gibi bir genişlikte. Şöyle farklı dachaları görün. Buralar bir ay sonra yemyeşil olacak, çiçek olacak. Her yer çiçekler, bahçelerde çiçekler ekecekler. Keyif yapmak için, yani keyif almak için bu dachaları kullanıyorlar. Yazlık ev hesabı. Biz, deniz olmayınca ne yapsınlar? Buraları değerlendiriyorlar. Çocuklu aileler ve yaşlılar genelde kullanıyor. Gençler sadece kışın kaçamak yapmak için hafta sonu ya da eğlence için yazın hafta sonu da izin alabilirlerse doğum günü partisi, arkadaşlarla takılmak için kullanıyorlar. Şöyle, bu ağaçlar mesela şu an hep kupkuru ama bir ay sonra açılacaktır bunlar. Görüyorsunuz, bir ağaç kesme sesi geliyor. İnşaat çalışmalarına başlamışlar.
Tuvalet dediğim gibi dışarıda oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Sera yapmış kendince. Bunda büyük ihtimalle domates salatalık ekiyordur. Şöyle güzel bir ev bu da. Buraya bakalım bu nasıl. Bu da güzel. Şöyle. Kimisi çalışıyor bahçesinde. Şöyle. Şu aşağıda da görüyorsunuz ormana sınır yerler var. Ha bu ne? Ağaç. Bu kıştan kalmış herhalde. Geçen yazdan kalmış. Yememişler meyvelerini. Görüyorsunuz ağacı. Yazın dediğim gibi ışıklandırma var. Elektrik var ama elektrik sistemi de iyi değil. Anten görüyoruz çatılarında. Şöyle bir şöminenin bacası. Diğer çatılarda da görürsünüz. Soba benzeri, şömine benzeri bir ısıtıcı kullanılıyor. Benim köpek de geziyor. Bu ağaçlar, bu çimenler olacak, yemyeşil olacak buralar. Çiçekler açınca çok güzel oluyor. Sorun buralarda su sadece yaz sezonunda var. Isıtıcı olmadığı için sadece yaz kullanılabiliyor. Tuvalet, en büyük sorun da tuvalet ve duş. Hani suyu da sadece çeşmeden olduğu için. Çeşmeden yani soğuk su, normal su soğuk oluyor. Sorun tuvalet ve duş. Ne yapıyorlar? Evleri yakın, yani 20-30 kilometre mesafede evlerine. Gidip geliyorlar, hafta sonu kullanıyorlar. Keşke bizim de böyle, insanlarımızın böyle imkanı olsaydı da Türkiye'de. Herkesin böyle yazlık evi, kullanabileceği arsası olsaydı. Şöyle görüyorsunuz. Böyle çiçeklerini ekiyorlar. Çok güzel yani. Komşuluk da var buralarda. Minsk'te mesela komşuluk yoktur fazla ama bu küçük yerde, dağça yerinde komşuluk da vardır. Herkes birbirini tanır. Yılların komşuluğu vardır, arkadaşlık ortamı vardır. Ya arkadaşlık ortamı da nasıl? Merhaba, nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? Doğum günlerinde vesaire. Hani artık birbirlerinin doğum günlerini de biliyorlar, önem veriyorlar. Doğum günü çok önemli. Doğum günlerinde buluşuyorlar, kutlama yapıyorlar. Yemeğe davet ediyorlar birbirlerini. Ne derler? Tohum birbirleriyle değiş tokuş yapıyorlar. Domates, salatalık fidelerini değiştiriyorlar. Bu şekilde arkadaşlık ortamı oluyor. Dediğim gibi genelde yaşlılar ve çocuklu aileler. Çocuklar evde tıkalı kalmasın diye şehir ortamından uzakta, temiz havada bulunmak için. Şöyle görüyorsunuz, bu da tertemiz bahçesi. Bu büyük ihtimalle domates salatalık ekmiyor, patates soğanla uğraşmıyor. Sadece bahçesinde dinlenmek amaçlı. Şöyle görüyorsunuz, çardak yapmışlar bahçelerine. Çalışıyorlar. Çardak yapmış. Böyle sınırını villa tarzı ağaçlarla çevrelemiş. Burada çardak var yine. Görülüyor mu? Asfalt yol yapılmış. Geçen senelerde asfalt yol yoktu buraya. Daça'nın girişine kadar asfalt yol yapmışlar. Eskiden mucir denilen bu çakıl yoldu. Şimdi asfaltlanmış. Arabayla yani Daça'nın kapısına kadar gelebiliyorsun. Daça'nın kapısı da şöyle göstereyim size. Ha şurası. 50 metre. Buraya geldikten sonra şöyle sınır. Evler böyle. Aşağılara da doğru dönüyor. Ben beğeniyorum. Yazın mangal yapıyorsun. Yani çünkü şehirde mangal yapacak ortam yok. Şehir dışında ormanlık arazilerde yapabilirsin mangal da.
Yani suyu, temizliği, tabağı, çanağı zor oluyor. O yüzden daçalar mantıklı. Rengarenk, herkes farklı zevkine göre, beğendiği renge göre kendi daçasını yapmış, inşa etmiş. İzlemesi güzel, keyifli. Aileler için bence. Çocuklu aileler için ve özellikle yaşlılar için. Şimdi özellikle de pandemi varken, bu virüs varken bayağı iyi. Şöyle yukarıdan göstereyim, orman her yer. İnsanlar yeşili, ağacı istiyor. Biz de istiyoruz. Umarım Türkiye'de de herkesin yazlık yeri olur. Tamam, kalite olarak çok üst düzey değil ama en azından bir şey var yani. Belarus'ta, Minsk'te, Minsk'in şehir dışında daşalar böyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 50-100 tane küçük arsa şeklinde. Onların üstüne küçük bir katlı, iki katlı, şöyle görüyorsunuz. Bu satılıkmış mesela, yazmışlar. Bir katlı, iki katlı, 30-40 metrekare küçük evler inşa etmişler, köy evleri tarzında. En büyük sıkıntı tuvalet. Tuvaleti bir çukur yapmışlar. Çukura tuvaleti, bakın şöyle görüyor musunuz? Şu küçük betonarme yapılan tuvalet arkadaşlar, şu arkada kalan. Mesela şu tuvalet arkadaşlar, arkada görünen. Onun altı çukur mesela. Bir kova, bir nasıl diyeyim, bidon gibi bir şey var. Onu da işte doldukça boşaltıyorlar bir büyük çukura. Kanalizasyon olmadığı için isteyen yaptırabiliyor tabii ki. Yani bir 5.000 dolar civarına, 10.000 dolar civarına kanalizasyon su işleminde yapıyorlar özel firmalar. Ama